Bugün sizlere aslında öte gezegen bulma tekniklerinden bahsedeceğim. Öte gezegen bulma teknikleri aslında birkaç teknik var ama ben bunların içerisinde en fazla ilgi gören tekniklerden bahsedeceğim. Ama o tekniklere geçmeden önce bu öte gezegen keşif tarihi ne zaman başlıyor? Biraz ondan değinmek istiyorum. Aslında ilk öte gezegen keşfi 1992'de başlıyor. Voskan ve Feil adlı iki araştırmacı Nature dergisinde o tarihte bir pulsar gözlemi yapıyorlar ve pulsar gözleminde bu pulsarların erişim zamanlarında bir dalgalanma görüyorlar. Bu dalgalanmanın sebebi olarak da bu pulsarın etrafında ek cisimler olması gerektiği sonucuna varıyorlar ve daha sonra da bunu analiz ettiklerinde bu cisimlerin kütlelerinde burada gördüğünüz gibi mesela 3.4 buradaki M sembolünün yanında bir artı işareti var. Bu dünya kütlesini gösteriyor. 3.4 dünya kütlesinde ve diğeri de 2.8 dünya kütlesinde olan ve yörüngesi de 66 gün ve 98 gün olan iki adet gezegen keşfediyor. Bu tabii bilim dünyasında bir çığır açıyor. İlk kez bizim kendi güneş sistemimizin dışında bir gezegen keşfedilmiş oluyor. Bu buluşla birlikte. Daha sonraki çalışmalarda hatta bu pulsarın etrafında iki değil, üçüncü bir gezegen olabileceği de tartışılıyor. Dolayısıyla daha sonraki yıllarda yapılan detaylı çalışmalarla üçüncü gezegen gerçekten de var olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu öncü çalışmadan sonra da yıl 1995'e geldiğinde öte gezegen çalışmaları bir hız kazanmaya başlıyor ve bunlardan ilki olan işte Meyer ve Koelis biliyorsun geçtiğimiz yıl bunlar Nobel Fizik Ödülü'nü aldılar aynı zamanda. Bir taysal bir teknik olan Doppler tekniğiyle 51 pek yıldızını gözlüyorlar ve 51 pek yıldızın digine hız ölçümlerini yani radyal hız ölçümlerini yapıyorlar. Bu radyal hız ölçümlerinden bir değişim ortaya çıkartıyorlar ve bu değişime karşılık gelen bir kütlenin de işte yarım Jüpiter kütlesinde bir gezegene işaret ediyordu. Ve tabii çok kısa bir yörünge dönemine sahip. Yani yıldızına bu kadar yakın 4 günlük bir döneme sahip ve yarım Jüpiter kütlesinde devasa bir gezegen yıldızdan çok hızlı yani yıldızın etrafında çok hızlı bir şekilde döndüğünü keşfediyorlar. Bu keşif tabii çok daha fazla çığır açıyor, çok daha fazla ilgi görüyor ve bu şeyle birlikte, keşifle birlikte daha sonra 1996'da iki adet keşif daha hemen arkasından geliyor. Bunlardan bir tanesi 71 yıldızı, diğeri de 47 UMA yıldızı. Aynı tekniklerle, aynı şekilde bir radyal hız tekniğiyle iki adet gezegen daha keşfedilmiş oluyor. Aslında hep böyle literatürde öte gezegenlerle ilgili makalelere çoğunluğa baktığınızda veya araştırmalara baktığınızda genellikle hep böyle 51 pek yıldızının ilk keşif olduğu bahsedilir. Genellikle bu pulsar keşfi hep böyle göz ardı edilir. 1992'de aslında ilk keşif odur. Ancak onun öncesinde de bir çalışma var. Onun öncesindeki çalışma ta 1988 yılına dayanıyor. Gamma Sepe isimli bir yıldızın etrafında aslında bir gezegen keşfediliyor. Ve yaklaşık 1.7 Jüpiter kütlesinde bir gezegen olduğu keşfediliyor. Bu keşif de tıpkı 51 pek ve 47 UMA ve 71 yıldızında olduğu gibi yine radyal bir teknikle yani bir taysal bir teknikle keşfediliyor. Tabii 1988'de bunu yayınladıkları zaman Campbell ve arkadaşları oldukça itiraz aldılar bu çalışmaya. Hayır yani bu mümkün değil. Bunlar sistematik gözlemsel hatalar. Dolayısıyla sizin ölçtüğünüz bu ölçümler büyük ihtimal sistematik tesadüfen böyle aynı periyodu verecek şekilde bir değişim olduğu literatür bir şey yapıyor, eleştirde bulunuyor. Ancak yıl 2003'e geldiğinde bu gerçekten de bir gezegen olduğu detaylı analizler sonucunda anlaşılmış oluyor. Yani aslında ilk keşif 1988 yılında yapılmış oluyor. Şimdi ben bunları neden bahsettim? Bunları bahsetmedeki amacım şuydu. Şimdi ilk teknikler bize hep şunu gösterdi. O zaman gezegenleri biz keşfetmek istiyorsak, başka yıldızların etrafındaki bu öte gezegenleri keşfetmek istiyorsak, o zaman nasıl bulmalıyız, hangi teknikler kullanmalıyız sorusu gündeme geliyor. Şimdi biz onları bulabilmek için dikkat ederseniz buradaki kullanılan teknikler şu ana kadar hep böyle
gezegenin yıldızı üzerine yarattığı tedirginlik etkileri. Yani pulsarda olduğu gibi pulsarın etrafındaki gezegenler pulsarın kütle merkezi etrafında bir tedirginlik uyguluyor. Bu tedirginlik sonucunda pulsarda bir salınım oluşuyor. Pulsarların gönderdikleri sinyallerdeki bir gecikme ya da ilerleme söz konusu oluyor. Çünkü bir ortak kütle merkezi etrafında bu sistemler dönüyorlar. Aynı şekilde radyal hız tekniği, Doppler tekniği de benzer şekilde bir yıldızın etrafında bir cisim varsa sonuçta bu iki cisim ortak kütle merkezi etrafında bir ortak hareket yapacaktı. Bu ortak hareketin bir sonucu olarak da bir değişim, sinüs benzeri bir değişim ortaya çıkacaktır. Bu sinüs benzeri değişimin karşılığı da eğer siz eğer doğru Kepler yasalarını uygularsanız buradan bir kütleye ulaşmanız mümkün oluyor nihayetinde. Dolayısıyla bize ilk teknikler bunun böyle olduğunu göstermiş oldu. Şimdi devam etmeden önce ben öte gezegenin ne olduğunu önce tanımlamayı unuttum. Biz şimdi öte gezegen niye, kime öte gezegen diyoruz? Aslında bu bir artık günümüzde çok yaygın kullanılan bir terim haline dönüştü. Öte gezegen terimi Güneş sistemi dışında başka yıldızların etrafında keşfettiğimiz bütün gezegenlere verdiğimiz birer isimdir. Eğer bu gezegenlerin etrafında mesela tıpkı dünyamızın uydusu olan Ay gibi uydular da varsa bunlara da öte Ay deniyor ya da exomoon olarak da isimlendiriyor. Dolayısıyla bu tür terimler oldukça karşımıza ilerleyen yıllarda çok çok sıklıkla duymaya başlayacağız. Ya da kısa adıyla biz bunlara Güneş sistemi dışı gezegenler de diyebiliyoruz. Ya da kısa adıyla öte gezegen diyoruz. İkisi de aynı anlamına geliyor. Sonuçta bunlar Güneş sistemimizin dışında başka yıldızların etrafına dolanan gezegenleri temsil ediyor. Şimdi bu ilk keşiflerden sonra gezegen arayışları tabii ki çok hızlandı. Ve yıl şu an 2021 Nisan ayındayız. Mayıs ayına girdik. Ben buradaki tabloyu en son Nisan geçtiğimiz haftaki tabloya işlemiştim. Geçtiğimiz haftaki tabloya göre arkadaşlar. Şimdi burada keşfedilen öte gezegen sayısını görüyoruz. En altta bakın burada görüyorsunuz 4375 tane öte gezegen keşfedildi. Peki hangi tekniklerle keşfedildi? Bunların büyük bir çoğunluğu Doppler tekniği, konum ölçümü tekniği ve gezegen geçişleri dediğimiz tekniklerle keşfedildi. Yani bunlar bu keşfedilmişlerin %90'ını %95'ini oluşturuyor. Diğerleri ise biraz daha az miktarda bir sayıya sahip. Mesela kütle çekimsel mikro mercekleme yöntemi var. Doğrudan görüntüleme yöntemi var. Zamanlama yöntemi var. Ve diğer yöntemler dediğimiz yöntemler var. O diğer yöntemlere daha sonra ayrıca açacağız arkadaşlar ne olduklarını. O halde burada gördüğünüz gibi gezegen keşiflerinin büyük bir çoğunluğu bu yukarıdaki 3 maddede gösterdiğimiz ana teknikle keşfedilmiş oluyor. Bunlar Doppler tekniği, konum ölçüm tekniği ve gezegen geçişleri teknikleri oldukça yaygın kullanılan tekniklerdir. Şimdi zaten biz ayrıntısıyla bu teknikleri de tek tek bakacağız. Yani nedir bu teknikler? Bu tekniklerle biz nasıl buluyoruz bu gezegenleri? Onlara bakmış olacağız. Ona geçmeden önce bize yardımcı olması açısından bu bizim Güneş sistemimizin etrafında dolanan Jüpiter ve Dünya'nın 10 parsek uzaklıkta gözlenebilirlik değerlerini gösteren bir tablo var. Ne demek 10 parsek? Bir parsek 3.26 ışık yılı olduğuna göre yani yaklaşık 33 ışık yılı uzaklıkta biz Güneş sistemimize baksaydık Güneş sistemimizi Jüpiter'den Güneş'ten ne kadar ayrık olarak görecektik, Dünya'yı ne kadar ayrık olarak görecektik, görsel bölgedeki parlaklık farkı ile uzun dalga boylarında işte 10 milimetredeki dalga boyundaki parlaklık farkları ne kadar olacak? Mesela Jüpiter'in parlaklığıyla Güneş'in parlaklığı kıyasladığımızda burada görüyorsunuz mesela 10 parsek uzaklıkta görsel bölgede baktığınızda 6 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye tekabül ediyor. Ama biraz daha uzun dalga boyu tarafına gittiğinizde 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 7 gibi bir rakama karşılık geliyor. Yine Jüpiter Güneş etrafında turun devam ediyor olarak görecektik biz bu kadar uzaklıkta ama ne kadar ayrık görecektik? 500 mili yay saniyesi mertebesinde ayrık görecektik. Peki biz Güneş'i sadece izleseydik ve Güneş'in tayfını alsaydık ve bir hız ölçümü yapsaydık o zaman ne kadarlık bir tedirgin yani Jüpiter'in Güneş üzerinde uyguladığı tedirginlik ne kadardır sorusuna baksaydık o da yaklaşık 13 metre bölü saniye mertebesinde bir tedirginlik uygulayacaktı. Peki biz yine aynı uzaklıktan bu 10 parsek uzaklıktan
Jüpiter'in diyelim ki Güneş'in önünden geçtiğini varsayarsak, o zaman Güneş'in parlaklığında ne kadarlık bir azalma yaratacaktı? O da yaklaşık %1 mertebesine karşılık geliyor. Yani 10 üzeri eksi 3 mertebesinde bir parlaklığında bir düşüş fark edecekti. Ve önünden geçerken bu süre ne kadar olacaktı? 30 saat civarında olacaktı. Bunları bu tabloda ayrıca görmüş olduk. Dünya olsaydı mesela, dünyaya bakmış olsaydık, buradaki rakamların çok daha küçüldüğünü görüyoruz. Buradaki rakamlar inanılmaz mertebede daha küçük rakamlara gidiyor. Gördüğünüz gibi Jüpiter benzeri bir gezegenleri keşfetmek sanki biraz daha olasılı gibi duruyor. Oysa Dünya benzeri küçük gezegenleri, kayasal özellikle gezegenleri keşfetmek, buradaki rakamlar bize hemen şunu gösteriyor. Keşfetmek bunları oldukça zor olduğunu bize bu tablo aslında söylemiş oluyor. Şimdi ilk tekniğimize bakalım. Gezegen geçişleri tekniği. Şimdi gezegen geçişleri tekniği, buradaki aslında animasyonda gördüğünüz gibi bizim bir yıldızımız var ve bu yıldızımızın etrafında, ortak kütle merkezi etrafında bir hareket yapan, onun etrafında dolanan bir güneş sistemi dışı bir gezegen var. Bu gezegen eğer bize doğru iyi bir hizalanmışsa, şimdi buradaki kasıtım ne? Yani bu gezegenin gözlemcinin bakış doğrultusuna öyle bir hizalanması gerekiyor ki önünden geçmesi gerekiyor yıldızın. Eğer biz sisteme tepeden bakarsak ne olacaktır? Bu hiçbir zaman için önünden geçmeyecektir. Dolayısıyla önünden geçerken ışıkta küçük bir azalma yaratıyor bu gezegen. Ancak önünden geçmesi, mesela şu anda gördüğümüz gibi tam tepeden bakarsak bu sisteme, hiçbir zaman parlaklıkta bir azalma görmeyecek. Bakın bu animasyonun hemen altında, sol altında, bakın gezegen yıldızın önünden geçerken parlaklıkta bir azalma görüyoruz burada. Bu parlaklıktaki azalma o kadar küçük ki, yani bu genellikle %1 mertebesinde, tabii buradaki %1 yani Jüpiter boyutlarındaki bir gezegen için söylüyorum. Eğer bu karasal bir gezegen olsaydı bu miktar çok çok daha az bir değere sahip oluyor. O halde gezegen geçişleri tekniğinde demek ki bizim burada yapacağımız uygulama şu olacak. Yıldız ışığını gözleyeceğiz. Yıldızın parlaklığını ölçeceğiz. Yıldızın parlaklığının zamana göre değişimine bakacağız. Yani bu bir, buna biz fotometrik bir yöntem diyoruz. Bu fotometrik yöntemde gezegen yıldızın önünden geçerken ne kadarlık yıldız ışığından ne kadarlık bir azalma olduğunu eğer saptayabilirsek, o zaman bu azalma miktarından yararlanarak biz gezegene ilişkin bir takım bilgileri, bir takım parametreleri elde edebiliyoruz. Bu olayda mesela gezegen geçişi durumu gerçekleştiğinde biz sadece ve sadece yıldızımızın ve gezegenimizin yarı çapını elde edebiliyoruz. Bir de bu olayın gerçekleşmesi için bir olasılık var. Yani şöyle olması gerekiyor. Dedik ya, gezegen yıldızının tam önünden geçmesi gerekir. Eğer gezegen yıldızın tam önünden geçmezse, sisteme tepeden bakarsak, bizim o biraz önce gördüğümüz animasyondaki ışıkta bir parlaklıkta bir azalma olmayacaktır. Dolayısıyla bunu öncelikle olabilmesi için burada bir olasılık hesabı yapılıyor. Bu olasılık hesabına göre gezegenin yörünge düzleminin eğikliği bizim için çok önemli. Yani bu koşulu sağlarsa gezegen yıldızın önünden geçecektir ve böylece ışıkta parlaklıkta bir azalma meydana getirecekti. Şimdi bunları biraz önce ben göstermiştim tabloda, ama bu tabloda diğer bizim güneş sistemimizdeki gezegenleri de ekledik. Burada Merkür'den Neptün'e kadar olan bütün gezegenlerimizin, eğer biz 10 parsek yani 33 ışık yılı uzaklıktan güneş sistemimize bakarsak bunların olasılıklarını göreceğiz. Yani bir güneşimizin önünden geçme olasılıklarını göreceğiz. Buradaki olasılıklarını bakın görüyorsunuz, ne kadar küçük bir olasılıklara sahip. Merkür mesela 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mertebesinde, Jüpiter 8.9 çarpı 10 üzeri eksi 4 mertebesinde bir olasılığa sahip. Şimdi diyebilirsiniz ki Jüpiter daha büyük, niye daha küçük bir olasılığa sahip? Çünkü Jüpiter daha uzakta bulunuyor güneşimize. Demek ki yıldızımıza ne kadar yakın olursa bu olasılığımızda bizim bir kere o kadar fazla arttığını görüyoruz. Tabii bir de ne kadar uzaktaysa transit süreleri de, yani önünden geçiş süreleri de o kadar büyüdüğünü de görüyoruz. Tabii parlaklıkta peki ne kadar azalma yaratıyor? Parlaklıktaki azalma miktarı, yani yıldızımızı, güneşimizi gözlerken
tamamen artık gezegenimizin, yıldızımızın yüzeyinden ne kadarlık alan kapattığına bağlı. Eğer bizim gezegenimiz büyük bir alan kapatıyorsa, yani büyük çaplı bir gezegense, o zaman parlaklıktaki azalma çok daha fazla olacaktır. Örneğin yine bu tabloya bakarsanız, mesela derinlik tablosuna baktığınızda Jüpiter Güneş'in önünden geçerken yaklaşık %1 mertebesinde parlaklıkta bir azalma gösterirken, örneğin Dünya mesela 8.4 çarpı 10 üzeri eksi 5, yani 0.001 0.008 mertebesinde parlaklıkta bir azalma gösteriyor. Demek ki bizim bunu yapabilmemiz için çok hassas bir fotometri ihtiyacımız var. Yani o kadar hassas bir fotometrik teknikle bizim bunları gözlememiz gerekiyor ki Dünya benzeri, Venüs, Merkür benzeri ya da Mars benzeri gezegenleri keşfedelim. Jüpiter, Satürn, Uranüs gibi gezegenlerin keşfetme olasılığımız biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Zaten şöyle bir keşif sayılarına baktığınızda keşfedilen bugüne kadar 4300 küsur gezegenden çoğunluğunun böyle dev gezegenler olduğunu görüyorsunuz. Bu da bize zaten hemen şu sorunun cevabını veriyor. Neden çok fazla sayıda dev gezegen keşfediyoruz? Çünkü onları görmek, onları yakalamak diğer küçüklere nazaran oldukça daha kolay olduğunu bize göstermiş oluyor. Bu tabloda bu şekilde aslında bir gezegenin yıldızına ne kadar yakın olursa transit olasılığı ne kadar fazla olduğunu gösteren bir şekil. Örneğin 1 ile 50 gün aralığında bir Jüpiter benzeri bir gezegen ne kadar böyle ona yakınsa onun transit olasılığının yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yani ne kadar yıldızına yakınsa bu gezegenin yıldızın önünden geçme olasılığı o kadar daha fazla. Bu gezegen eğer ne kadar yıldızından çok uzakta bulunuyorsa onun önünden geçme olasılığı o kadar daha zayıf kalıyor. Çünkü uzayda bizim bulunduğumuz konum ile bu yıldız ve gezegen yörüngelerin arasındaki açı tam olarak birbirlerine uyuşmayacaktır. Bu yüzden olasılık da düşmüş oluyor. O halde demek ki kısa yörünge dönemine sahip büyük gezegenleri biz hemen hızla keşfedebiliyoruz. Bu bize bu kere bunu göstermiş oluyor. Biz böyle bir yöntemde bir gezegen yıldızın önünden geçtiğinde parlaklıkta bir azalma meydana geliyor. Aslında parlaklıktaki azalma biz akı olarak da hesap edebiliriz. Yani akıda bir miktar düşme meydana geliyor. Çünkü burada bir geometrik olay söz konusu. Ne oluyor? Bizim bir alanımız var. Bu alandan gezegen geçerken belli bir alan kadar parlaklığı azalmış oluyor. Eğer siz bu alanları birbirinden oranlarsanız bu oranlama sonucunda elde ettiğiniz parlaklık miktarıyla siz doğrudan keşfettiğiniz gezegeninizin yarı çapını bulma ihtimaliniz var. Yani burada bir geometriden faydalanarak aslında biz gezegen geçişleri yöntemiyle doğrudan gezegenin sadece yarı çapını bulabiliyoruz. Dolaylı yöntemlerle de gezegenin yarı çapını bulduktan sonra, gezegenin yörünge dönemini bulduktan sonra da biz dolaylı yöntemlerde bu gezegenin kütlesi hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz daha sonra. Böylece bu nasıl bir gezegendir? Karasal bir gezegen midir yoksa dev bir gezegen midir? Onu anlayabiliyoruz. Nasıl bir avantajı var gezegen geçişleri? Bir kere gezegen geçişleri tekniği çok kolay bir teknik. Yani amatör astronomlar, özellikle teleskobu olan amatörler bu konuda çok fazla meraklılar. Yani eğer elinizde 30 santimetre çaplı bir teleskobunuz varsa ve arkasında güzel bir dedektörünüz varsa siz hemen kolaylıkla gökyüzünde bir gezegen avcılığına başlayabilirsiniz aslında. Çünkü burada yapacağınız şey şu: yıldızı sürekli olarak gözlemek ve yıldızın parlaklığını ölçmek, zamana göre ölçmek. Eğer parlaklıkta bir düşüş meydana gelirse ve bu düşüş daha sonra tekrardan eski haline geri dönerse, buradaki animasyonda olduğu gibi, çünkü nasıl bir azalma meydana geliyor? Eğer animasyonu tekrar bir izlerseniz, şurada tekrar açayım. Bakın şöyle karesel biçimde bir azalma meydana geliyor ışığında. Ne zaman gezegen yıldızın önüne geçmeye başladıktan sonra birden ışıkta bir düşüş meydana geliyor. Çıktıktan sonra tekrar eski haline geri dönüyor. Demek ki amatör astronomlar bu tekniklerle de kolaylıkla ölçebilirler. Peki dezavantajları da var tabii bu tekniklerin. Bir kere transit olası düşük. Yani siz sadece ve sadece bu tekniklerle çok büyük dev gezegenleri keşfedebiliyorsunuz. Daha küçük gezegenleri bulmanız ise biraz daha zaman alan bir tekniktir.
Bir de çoğu zaman yıldız lekeleriyle karıştırılabiliyoruz bunları. Nedir şimdi yıldız lekesi? Aslında yıldız lekesi tıpkı bizim güneşimizde olduğu gibi güneş yüzeyinde bulunan lekeler. Yani bu lekeler bazı yıldızlarda çok daha büyük bir alanlara sahip olabiliyor. Ve bir de yıldız kendi ekseni etrafında dönüyorsa sanki böyle bu dönme esnasında ne olmuş oluyor? Leke yıldızın önünden sanki geçmiş gibi oluyor. Sanki bir gezegen geçişi gibi bir yalancı bir etki ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla buradaki en büyük zorluklardan bir tanesi de bu lekeleri gezegenlerden ayıklamak kalıyor. Şimdi gelelim ikinci yönteme. Dikine hız yöntemi diyoruz biz buna. Ne demek dikine hız yöntemi? Önce bir bakalım. Dikine hız yönteminde yapılan şey şu. Biz aslında yıldızı izliyoruz. Teleskopla yıldızı gözlüyoruz ve yıldızın tayfsal olarak gözlüyoruz. Yani spektrumunu alıyoruz. Bu yöntemde gezegeni doğrudan görmüyoruz. Ancak biz yıldızı izlerken eğer bu yıldızın etrafında bir gezegen varsa buradaki şekilde animasyonda olduğu gibi bunlar ne olacaktır? Ortak kütle merkezi etrafında bir hareket yapacaklardır. Bu hareket esnasında biz yıldızı gözlerken yıldız belirli dönemlerde tekrar açayım. Bakın yıldız belirli dönemlerde bize doğru yaklaşacak ve belirli zamanda da bizden uzaklaşacak. Bizden uzaklaşırken, biz onun spektrumunu gözlerken bu tayfında gördüğümüz soğurma çizgileri kırmızıya kayacak. Bize doğru yaklaşırken ise bu tayfında gördüğümüz bazı çizgilerde maviye doğru kayacak. İşte biz bu olay aslında Doppler olayı diyoruz. Yani aslında Doppler olayı nedir? Doppler olayı dediğimiz şey aslında gözlemci ile kaynak arasındaki uzaklıkta meydana gelen bir değişimdir. Yani gözlemci ile kaynak arasında bir değişim söz konusu olursa biz bunu Doppler formülüyle ifade edebiliyoruz ve buradan hız ölçümü yapabiliyoruz. Aslında bu teknik günümüzde birçok yerde aslında görüyorsunuz. Özellikle bu radar kontrolleri var biliyorsunuz. Araçlarla hız ölçümü yapıyor. İşte bu hız ölçümü bu teknikle çalışıyor. Doppler tekniğiyle. Eğer size yaklaşma varsa bu yaklaşmanın hızını size bu Doppler formülüyle hızını ölçebiliyor bu teknikle. Aynı tekniği biz yıldızlar için de kullanıyoruz. Yani eğer bu yıldızın etrafında bir cisim varsa ne olacaktır? Ortak kütle merkezi etrafında bir ortak hareket yapacaklardır. Dolayısıyla bakın sadece yıldızı izliyoruz. Yıldızı izlerken yıldızı üzerinde tayfını gözlerken tayfındaki bu bazı karanlık çizgiler dün Tolga Hoca tayfla ilgili bir takım bilgiler aktardı zaten etkinliğimizde. Şimdi ben buraya çok detaylı girmek istemiyorum. Bu yıldız tayfının üzerinde gördüğümüz bu bazı karanlık çizgiler var. Bu karanlık çizgiler ileri geri bir salınım hareketi yapıyorlar. Yani bu bize sonuçta bu yıldızın bize yakınlaşması veya uzaklaşmasının bir sonucu olarak çizgiler bir maviye bir kırmızıya doğru periyodik olarak kayıyorlar ve burada bir periyot ortaya çıkıyor. Ve siz de bu değişimi hıza çevirerek yani Doppler hızı ifadesiyle biz onu hıza çevirebiliyoruz. Böylece zamana karşı bir hız grafiği elde edebiliyoruz. İşte bu hız grafiğin sayesinde biz daha sonra bunları modelleyerek buradaki kütleyi hesaplayabiliyoruz. Şimdi peki bu teknik kolay bir teknik mi? Öncelikle ona bir bakalım. Yine örnek olarak kendi güneş sistemimizden örnekler vereceğiz. Yine bizim güneş sistemimizden Merkür'den Neptün'e kadar olan gezegenleri görüyorsunuz ve bunların kütle değerlerini görüyorsunuz. Şimdi bizim güneş sistemimizdeki bütün gezegenler aslında bizim güneşimiz üzerinde az da olsa bir kütle çekimsel etki yaratır. Bu kütle çekimsel etki sonucunda güneş ortak kütle merkezi etrafında bir salınım hareketi yapar. Örneğin Merkür bakın bu salınım hareketi güneş üzerinde yaklaşık olarak 0,008 metre bölü saniye mertebesinde. Dünya ise bakın 0,08 metre bölü saniye mertebesinde. Bizim güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter ise ona yaklaşık 12,4 metre bölü saniyelik bir hız değişimi yaratır. Yani siz güneşi gözlerseniz, güneşi gözlerken diyelim ki 10 parsek uzaklıktan güneşi gözlüyorsunuz. Güneşi gözlerken güneşte böyle 12 metre bölü saniyelik bir titreşim hareketi saptayabilirsiniz. Satürn'de 2,75'lik bir hız değişimi yaratıyor mesela. Ve bakın gezegen kütlesi ne kadar büyükse onun yaratacağı etki de o kadar fazla oluyor, o kadar daha büyük oluyor.
Şimdi peki burada asıl soru şu. Bu ne demek? Saniyede Jüpiter Güneş'i 12 metrelik hareket ettiriyor. Yani saniyede 12 metrelik bir yer değiştirme yaratıyor demektir Güneş üzerinde. Şimdi Güneş'in peki 12 metrelik bir hareketini biz bu kadar hassas bir şekilde çok çok uzak bir yerden saptayabilir miyiz? İşte asıl problem zaten burada başlıyor. Çünkü geleneksel yöntemlerde bu kadar 12 metre ya da 5 metre bölü saniye bir hız ölçümü yapmak çok zordur. Geleneksel en iyi yöntemlerle biz ancak ve ancak 200 metre bölü saniyeye kadar hız ölçümü yapabiliyoruz. Bunu neden böyle kaynaklanıyor? Bunu aslında burada 3 tane temel nedeni var aslında. Şimdi biz yıldızların tarifini alırken yani spektrumunu alırken bir de aynı zamanda eş zamanlı olarak bir lambda tarifi de alırız. Bu lambda tarifi bize aldığımız tarifte gördüğümüz o sorma çizgilerinin dalga boyunu hakkında bilgi verir. Yani o gördüğümüz dalga boyu, o görüntüdeki, o piksele karşılık gelen o noktanın hangi dalga boyuna karşılık geldiğini söyler. O lambda tariflerini alıyoruz. Sonra da o lambda tarifler bizim için kalibrasyon amaçlı. Yani bir kalibre etmek için oluyor. Yani cetvelle aslında öyle düşünebilirsin. Cetvel bizim referansımız. Siz bir uzunluğunuz var. Bu uzunluğu ölçmek istiyorsunuz. Dolayısıyla siz o ölçtüğünüz uzunluktan onun hangi dalga boyuna karşılık geldiğini bulmak istiyorsunuz. Ancak bu yöntemi yaparken geleneksel böyle o tayf alım yönteminde biz hep şöyle yapıyoruz. Önce yıldızı gözlüyoruz. Ardından hemen lambda tayfını alıyoruz. Ancak ikisini alırken ikisi farklı zamanlarda alınıyor. Farklı zamanlarda alındığı zaman da işte o zaman istemediğimiz bir takım aletsel etkiler bizim ölçümlerimizde hataya neden oluyor. Çünkü siz bir T anında aldığınız bir ölçümü başka bir zamanda aldığınız ölçümle aynı zaman şekilde kıyaslamak mümkün değildir. Çünkü o anda basınç değişimi, sıcaklık değişimi, nem değişimi hatta ışın optik yol üzerinde ilerlerken yol farkları bile istenmeyen aletsel, bunlar aletsel diyoruz, istenmeyen aletsel etkilere maruz bırakır bizi. Böylece biz bu kadar hassas dikine hız ölçümü yapamıyoruz. Peki o zaman bu kişiler bu gezegenleri nasıl buldular diye sorabilirsiniz bu yöntemde. Ona geçmeden önce buradaki şekil bakın, bu istenmeyen etkileri bize gösteren bir grafik var. Mesela buradaki zaman, x ekseninde zaman birimimiz var. Y ekseninde ise buradaki aletsel etkilerden dolayı zamanla bu lambda tayfların kayma miktarını gösteriyor. Bakın burada 0 metre bölü saniyeden 150 metre bölü saniye kadar bir değişim söz konusu. Yani sürekli olarak aletsel bir etki yaratmış. Siz zaten 10 metre 5 metre bölü saniye ölçüm yapmak istiyorsunuz. Bir de aletsel etki bu kadar bir kayma yaratırsa işte o zaman hiçbir zaman 10 metre ya da 5 metre bölü saniyelik bir hız ölçümüne ulaşamıyorsunuz. Bu da sizin sonuçlarınızı etkiliyor. Sonuç olarak tabii gezegen bulmanızı da etkiliyor. O halde ne yapmamız gerekir? Dikine hız ölçümlerinin bir kere öncelikli olarak duyarlılığını bilmemiz gerekir. Yani hangi hassasiyette dikine hız ölçümlerinin hassasiyeti bir kere hangi parametrelere bağlı olduğunu bilmemiz gerekir. Buradaki denklem bize aslında bunu gösteriyor. Bir dikine hız ölçümünün hassasiyeti buradaki aslında 3 tane temel parametreye bağlı. Bir, sinyal bölü gürültü diyoruz biz buna. Yani gelen sinyalin kalitesi. Yani çok iyi bir sinyal olacak. Kuvvetli bir sinyal olması lazım. Çok hassas bir ölçüm yapmak istiyorsak. İkincisi, R dediğimiz bir parametre var. O da bizim tay çekerimizin yani spektrometrenin çözünürlüğü. Yani sizin aslında kameranızın çözünürlüğü gibi de düşünebilirsiniz. Üçüncü parametremiz ise dalga boyu aralığımız. Yani siz ne kadar geniş bir dalga boyu aralığını kullanırsanız o geniş dalga boyu aralığı üzerinde o kadar fazla yıldızlara ait sorma çizgileri olacaktır tayfın üzerinde. İstatistiksel olarak da ne kadar fazla sorma çizgisi varsa o size daha doğru bir sonuç verecektir. Dolayısıyla bu üç temel parametre bağlı olduğunu görüyoruz. Demek ki iyi bir sinyal bölü gürültü oranına ihtiyacımız var. Yani kaliteli bir sinyal olması lazım. Bu kadar hassas ölçüm yapabilmek için iyi bir çözünürlüğe ihtiyacımız var. Bir de geniş bir dalga boyu aralığına ihtiyacınız var. Peki bunlar tek başına yeterli mi? Hayır, bunlar da yeterlidir. Çünkü bu sefer de siz onları sağlasanız bile
bu sefer işin içerisine artık yıldız devreye girmeye başlıyor. Yıldızın parametreleri de bu konu üzerinde etki yaratıyor. Niye? Şimdi dün Tolgan Hoca biraz bahsetti. Biz yıldızları sınıflıyoruz. Tayfsal olarak sınıflıyoruz. O, B, A, F, G, K, M ve hatta L, T, Y diye sınıflarımız da var. Niye göre sınıflıyoruz bunları? Sıcaklıklara göre. En büyük parametre sıcaklık parametresidir. Biz bunları, yıldızlarımızı bu şekilde tayfsal olarak sınıflandırıyoruz. Ancak her bir tayfsal sınıfında kendine özgü bir takım özellikleri var. Örneğin tayfsal sınıflamamızdaki çok sıcak yıldızlar, yani O, B gibi yıldızlar kendi eksenleri etrafında çok hızlı dönüyorlar. Dolayısıyla çok hızlı dönme de tayf çizgilerin genişlemesine vesile oluyor. Genişlemiş tayf çizgi ne yapar? Eğer siz komşu iki tane çizgi varsa tayfin üzerinde, iki karanlık çizgi varsa o iki karanlık çizgi iç içe geçer. Yani iç içe geçmiş olur. Siz bunları ayıklayamazsınız. Böylece biraz önce buradaki denklemde söylemeye çalıştım. Geniş dalga boy aralığında ne kadar fazla sorma çizgisi olursa o kadar fazla hassas ölçüm yapabileceğimizi söylemiştim. Aynı şekilde hızlı dönme de bu çizgilerin iç içe geçmesine vesile olur. Böylece siz istatistiksel olarak daha zayıf bir ölçüm yapmış olursunuz. Demek ki buradaki yıldız parametreleri de hesaba katılması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yıldızların dönme hızı parametresi de hesaba katılması gerekiyor. Demek ki nihai denklemimiz, eğer biz dikine hız ölçümlerine hassas bir ölçüm yapmak istiyorsak, burada gördüğünüz gibi sinyal bölü görüntüye ihtiyacımız var, çözünürlüğe ihtiyacımız var, geniş bir dalga bir aralığına ihtiyacımız var. Ama dikkat ederseniz SN, S bölü N, R ve delta lambda burada hep eksi bir kuvvetiyle orantılı, yani ters orantılı. Bunlar ne kadar yüksek olursa sigmamız o kadar küçük olacaktır. Bu sigma küçük olması ne demek? O kadar duyarlı ölçüm yapabiliriz demektir. Ama Vsin ve FTF değerleri ise doğru orantılıdır buradaki ifadede. Bu da bize niye gösteriyor? Demek ki hız ne kadar düşükse o kadar küçük sigma elde ederiz. Eğer FTF ilişkin fonksiyon ne kadar küçük bir değere sahipse biz o kadar daha düşük bir sigma değeri ölçeriz. Bu bize bunu gösteriyor ki zaten bunun böyle olduğunu buradaki iki tane araştırmacı göstermiş bize. Kons ve Boachin'in yaptığı bir çalışma var. Burada ne var mesela? Şimdi burada bakın, yıldızların dönme hızına karşılık kalite faktörü denen bir parametre tanımlamış. Aslında şunu demeye çalışıyor. Yıldızların dönme hızı arttıkça kalite faktörü düşüyor. Ve burada F2, F9, K5 gibi böyle farklı tayf sınıfında olan yıldızlar var. Bu bize şunu gösteriyor. Biliyorsunuz F daha erken tayf türünden bir yıldız. K ise daha geç tayf türünden bir yıldız. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer ne kadar biz yüksek dönme hızına sahip yıldızları gözlersek kalite faktörümüz düşüyor. Kalite faktörü düşük olması demek kötü bir sigma ölçüyoruz demektir. Yani dikine hızda daha kötü bir ölçüm yapabiliyoruz demektir. Bir de sıcaklık parametresi var demiştim. Burada FTF ile gösterdiğimiz. Bakın bunu da burada ilave etmişler. Ne kadar soğuk yıldızlara giderseniz kalite faktörümüz de o kadar yükseliyor. Yani siz F9'dan K5'e gittiğinizde aynı dönme hızına sahip olmasına rağmen bir dikme çıkarsanız oradan ne olacaktır? Kalite faktörü K'da daha büyük. O da bize demek ki daha soğuk yıldızlarda dikine hız ölçümü daha duyarlı ölçülebiliyor demektir. Daha sıcak yıldızlarda ise dikine hız ölçümü daha kötü ölçülebiliyor demektir. Demek ki biz dikine hızlarda bu mertebede 5 metre bölü saniye mertebesinde bir ölçüm yapmak istiyorsak, Jüpiter benzeri bir gezegen bulmak istiyorsak demek ki daha çok böyle soğuk yıldızları gözlememiz gerekiyor. Zaten ilk keşfedilen bu gezegenden çoğuna bakarsanız G tayf türünden, yani Güneş benzeri K tayf türünden ya da M tayf türünden daha soğuk yıldızlar olduğunu görürsünüz. Bunun o tür yıldızlar olması nedenlerden bir tanesi budur. Bu şekildir. Bu şekil bize bunları açıklamış oluyor. Buradaki şeklin aslında bir de sağ tarafında çözünürlük parametresi de eklenmiş. Yani tayfsal çözünürlüğü eklediğimizde nasıl oluyor? Tayfsal çözünürlüğü eklediğimizde de bakın zaten ters orantı, çözünürlüğümüz ne kadar yükselirse o kadar
iyi bir sigma elde ediyoruz. Bir de aynı zamanda hem farklı sıcaklıklardaki hem de farklı dönme hızlarına sahip yıldızları da görüyorsunuz. Zaten onu söylemiştik. Dönme hızı arttıkça kalite faktörü düşüyor. Dönme hızı düştükçe kalite faktörü yükseliyor. Aynı zamanda ne kadar geç tarif türlerine, yani soğuk yıldızlara gidersek de yine kalite faktörümüz yükseliyor. Bütün bu sonuçlar bize demek ki biz gökyüzünde o kadar çok fazla yıldız var, çeşitli yıldızlar var ama demek ki biz hassas dikine hız ölçümü yapabileceğimiz en iyi ada yıldızlar böyle güneş gibi K tarif türünden yıldızlar olduğunu görüyoruz. Bu da bizim çalışmamızı tabii ki sınırlandırılan önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi bu problemi çözmek için, yani bu geleneksel yöntemlerdeki bu hatayı, yani 200 metre bölü saniye mertebesindeki bu hatayı elimine etmek için aslında 1973 yılında bir öneri getirilmişti. O da Griffin ve Griffin getirmiş. Nasıl bir öneri getiriyor? Griffin ve Griffin diyor ki, siz madem lambda tayfınız eş zamanlı elde edemiyorsunuz, yani eş zamanlı elde etme imkanınız yok, o zaman niye atmosferimizdeki tellürik çizgileri kullanmıyorsunuz diye bir fikir öneriyor. Ve bu tellürik çizgilerde, özellikle bizim dünya atmosferindeki bulunan bu tellürik çizgilerde işte 6800 ile 7400 angstrom aralığında ortaya çıkıyorlar. Yani yıldız ışığı bu atmosferden geçerken, bize gelirken ne olacaktır? Hem yıldızın tayfı olacaktır, hem de bizim dünya atmosferinde bulunan özellikle su molekülleri neden oldu? Tellürik çizgilerde bu tayf üzerinde çıkacaklardır. Siz referans olarak onları kullanabilirsiniz. Böylece o Doppler kayma miktarını, yani bu çizgiler ne kadar yer değiştiriyor şeklinde ölçebilirsiniz diye bir öneri getiriyor. Ve bu öneri gerçekten biraz daha iyi çalışıyor. Ancak bu öneri dikkat ederseniz yine en iyi ihtimalle 40 ile 50 metre bölü saniye arasında bizim hız ölçebileceğimizi göstermiş oluyor. Yani daha da altını göstermiyor. Yani hala Jüpiter 12 metre bölü saniye ulaşamadık. Demek ki daha da hassas bir ölçüm yapmamız gerekiyor. Bu teknikte de aslında çok da başarılı olmadığını görmüş oluyoruz. Peki nasıl bir öneri getiriliyor? Nasıl bunlar keşfedildi o zaman? İşte onların keşfetme hikayesi aslında şimdi burada başlıyor. Burada yapılan şey şu. Tayf çekerlere, yani spektrometrenin önüne bir gaz hücre koyarsak, böylece tıpkı Griffin'in önerdiği yöntemde olduğu gibi, yani sanki bizim yer atmosferimiz bir referans gibi davranır gibi. Burada da bir kontrollü dememiz şey, amacı şu. Vakum çember içerisinde belli bir sıcaklıkta ve basınçta yani siz onu kontrol ediyorsunuz cihazlarla. Size sıcaklık yükselmesin, basıncı düşmesin veya artmasın. Belli bir basınçta ve sıcaklıkta kalmasını sağlıyorsunuz. Eğer bu şekilde bir hücrenin içerisinde bu yıldız ışığını geçirirseniz, böylece hem yıldızdan gelen sorma çizgileri hem de bu kontrollü gazın içerisindeki bulunan hangi gaz kullanıyorsanız o gaza ait elementler, ait çizgiler de tayf üzerinde ortaya çıkacaklardır. Şimdi öyle olunca ne olacak? Böylece yıldız çizgilerin o referans çizgilere göre ne kadar yer değiştirme miktarını yaptığını daha hassas biçimde hesaplamış olacaksınız. Şimdi bu bize neyi sağladı? Bir, aynı optik yol üzerinde tayf almamızı sağladı. Çünkü burada bizim hatamıza neden olan sebeplerden bir tanesi neydi? Aynı zamanda alamamamız ve farklı optik yol üzerinden bu spektrumların alınmasıydı. Şimdi bu yöntemle biz iki tane durumu aynı anda alabiliyoruz. Yani hem aynı optik yol üzerinde alabiliyoruz sadece önüne koyarak, böylece tayf üzerinde de eş zamanlı olarak elde etmiş oluyoruz. Tabii bu teknikle de Campbell ve Walker denedi zaten bu tekniği. O Gamma Sepe yıldızındaki o 1988'de işte ilk aslında keşfeden kişiler onlardı. Ancak sunumun başında da söylemiştim. Çok rağbet görmemişti o çalışma. İşte gözlemsel hataların çok daha yüksek olabileceği söylenmişti. Campbell ve Walker mesela bu çalışmayı kullanırken hidrojen flört gazını kullandılar. Yani o kontrollü sorma gaz hücresinin içerisine bir tane hidrojen flörit molekülü eklediler. Bu yöntemle de işte 15 metre bölü saniye kadar radyal hız ölçümü yapabileceklerini göstermiş oldular. Ancak tabii bu tekniğin bir takım dezavantajları var. Bunlardan bir tanesi kısıtlı dalga boy aralığında çalışıyor. Yani 100 angstrom gibi bir aralıkta çalışıyor bu teknik. Çünkü
hidrojen florit molekülü sadece bu aralıkta dalga boylu, yani dar bir aralıkta molekül şey tarif veriyor, sorma tarifi veriyor. Şimdi öyle olunca delta lambdanız küçülmüş oldu. O biraz önce gösterdiğim sigma ifadesimiz etkilenmiş oldu. Bir de kararlı bir sıcaklık, yani bir tarif üretebilmesi için bu gazın işte 100 santigrat dereceye kadar ısıtılması gerekiyor. Hücre için uzun bir optik yol gerekiyor. Genellikle bu 1 metre civarında. Yani siz bir tarif çekerinizin arkasına böyle 1 metre uzunluğunda bir cihaz koyuyorsunuz. Düşünün. Dolayısıyla bu da istenmeyen bir şey. Bir de her gözlemden sonra hidrojen florit gazın takviye edilmesi gerekiyordu. Bir de tabii en önemli şey de bu gaz bir şekilde kırılırsa ve sızarsa zehirli olduğu için, özellikle solunduğu zaman ölümcül tehlikesi bulunuyor. Dolayısıyla bu oldukça riskli bir işti. Peki ne oldu? Asıl olan şey, gaz sorma hücresini kullanmaya devam edildi. Ancak burada sadece o gaz molekülü değiştirildi. Onun yerine iyodin molekülü keşfedildi. Yani iyodin molekülü eğer biz gaz sorma hücresinin önüne koyarsak, yani içerisine koyarsak, eş zamanlı olarak eğer bu şekilde gözlem yaparsak dikine bir hız ölçümü ne kadar ölçebileceğimizi hesaplandı ve bunu Butler 1996'da gösterdi. Örneğin 3 metrelik bir teleskopla lig gözlem evindeki 3 metrelik bir teleskopla 3 metre bölü saniye mertebesine kadar bizim hız ölçümü yapabileceğimizi gösterdiler. Keck teleskobunda da bu kontrolü iyodin sorma hücresiyle de 1 metre bölü saniye kadar dikine hız ölçümü yapabileceğimizi göstermiş oldular ve günümüzde de bu teknik kullanmaya başlandı. Bunun çok fazla avantajı var. Geniş bir dalga boy aralığına sahip, iyodin gazının tarif üretebilmesi için 50 santigrat dereceye kadar ısıtılması yeterli. Bir de hidrojen florit gazı gibi böyle çok uzun bir optik yola ihtiyacı yok. Böyle 10 santimetreden daha küçük bir hücre içerisine bu elementi molekülü koyarak yıldız tarifini eş zamanlı elde edebiliyorsunuz. Bir de her gözlemden sonra takviye edilmeye gerek yok. 20 yıl kadar bir ömüre sahip. Yani siz bunu vakum bir hücre içerisine koyduktan sonra 20 yıl kadar uzun bir kullanım şeyine sahipsiniz. Şu anda bizim Türkiye'de de kullandığımız, özellikle benim kullandığım teknik bu teknik. Yani iyodin sorma hücresi tekniğini kullanarak ben de aynı şekilde yıldızların dikine hız ölçümünü yapıyorum. Bu sayede dikine hız ölçümlerde gördüğüm değişimi de ben bunların gezegen olup olmadığını saptamaya çalışıyorum. Evet, mesela burada bir örnek var. HD 994-92 yıldızının bir iyodin sorma hücresi de elde edilmiş dikine hız grafiğini görüyorsunuz. Yani çok daha hassas bir ölçümlerle bize işte 1 metre ile 10 metre bölü saniye arasında hız ölçümü yapabiliyor bu cihaz. Böylece eğer bir yıldızın etrafında bir gezegen varsa ben Doppler tekniğiyle bu ölçümü yapabilmiş oluyorum. Böylece de gezegeni keşfetmiş oluyorum. Eğer tabii gezegen kaynaklı bir değişim söz konusuysa. Tabii günümüzde artık teknoloji de gelişiyor. Artık çok böyle gaz sorma hücreleri çok da artık fazla kullanılmaya başlandı. Artık günümüzde gelişmiş gözlem evleri bu yöntemi biraz daha basite indirgedi. Eş zamanlı toryum argon tarifi denen teknikler geliştirdiler. Yani aslında iyodin gazıyla yapılan işlem aynı. Yani siz yıldızın tarifini alırken bu sefer referans amaçlı aldığınız toryum argon tarifini aynı zamanda eğer alabilirseniz, bu aldığınız zaman da siz böylece ne olacak? Bir T1 anında bu tayfa aldınız ve daha sonra başka bir T2 anında tekrar aldınız. Bu T1 ve T2 aldığınız tayflardaki göreli birbirlerine göre yer değiştirme miktarlarını hassas bir biçimde ölçebiliyorsunuz. Buna biz eş zamanlı toryum argon yöntemi diyoruz. Günümüzdeki mesela gelişmiş gözlem evleri bunları kullanıyor. İşte Corelli, Elodie, Harps gibi dünyanın en iyi tarif çekerlerinin olduğu gözlem evleri bu tekniği kullanıyor ve bu tekniklerle çok daha başarılı sonuçlar elde ettiler. Mesela burada görüyorsunuz, mesela Keck gözlem evinde 1 metre bölü saniyelik hız ölçümü yapılabiliyor. La Silla gözlem evindeki mesela Harps tarif çekeriyle 30 santimetre bölü saniye mertebesinde hız ölçümü yapılabiliyor. Yani dünya kütlesine yakın diyelim gezegenlerin ölçümü, hız ölçümleri yapılabiliyor demektir bu teknikle. Burada en sonunda da
TÜBİTAK Ulusal Gözlem Yöntemini görüyorsunuz. Bizim Türkiye'deki bu yöntemle ulaşabildiğimiz hız miktarını görmüş oluyorsunuz burada da. Şimdi burada tabii başka problemler de var. Yani dikine hız ölçümü yaparken şimdi gezegeni buldunuz, bir değişim buldunuz. Bir sinüsel benzer bir değişim ortaya çıktı. O zaman hani hemen gezegen nasıl diyeceksiniz buna? İşte asıl soru burada başlıyor. Çünkü eğer bu yıldızın üzerinde bir leke varsa bu lekeler de aslında Doppler hızını ölçüm yaparken bir hız değişimi veriyor. Onlar da yıldız uzayında bulunan bu lekelerin de bir hız alanları olduğu için bu hız alanları da bize bir dikine hız değişimi verir. Şimdi bunlardan gezegenleri ayıklayabilmek için bizim birkaç kontrol parametremiz var. Yani bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela hani biz bulduk, evet gerçekten gezegene ait olup olmadı, nasıl bulduğunuz sorusunun cevabı işte burada başlıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Eğer yıldızın üzerinde bir leke varsa ve lekeden kaynaklı bir dikine hız değişimi varsa, yani bir radyal hız değişimi varsa, o zaman bu radyal hız değişiminin periyodu yıldızın dönme hızıyla uyumlu olmalıdır. Çünkü niye? Yıldız döndükçe siz onu göreceksiniz, kaybolacak, dönecek, göreceksiniz, kaybolacak. Eğer sizin gözlediğiniz dikine hız değişim, gözlemsel olarak yaptığınız ölçümlerde bu periyoda yakınsa, yani yıldızın dönme dönemine yakınsa, işte o zaman şüphelenmekte haklısınız. Ama değilse, yani çok farklı bir periyot veriyorsa, diyelim ki yıldızınız işte 5 metre bölü saniye hızla dönüyor ve yarı çapıda bir güneş yarı çapı olsun, hesapladınız işte periyodu mesela 30 gün çıktı. 30 gün çıktı ama siz bir buldunuz 150 gün buldunuz. Şimdi bu 150 günle 30 gün uyuşmuyor. Demek ki bu bir kere yıldız yüzeyinde bulunan lekeden kaynaklanma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yine de bir ihtimal daha hesaba katıyoruz. Yani olabilir. Niye olabilir? Çünkü dikkat ederseniz buradaki sağ tarafta bir denklemimiz var ve sinüs i dediğimiz bir denklem var. Buradaki v yıldızın dönme hızını gösteriyor. Sinüs i ise o yıldızın bize doğru yörünge bakış açısımızı gösteriyor. Yani eğer bu bakış açımız kötü bir değerse, yani sıfıra yakın bir değerse, bu çok büyük bir değer de olabilir. Dolayısıyla onun sinüsüyle çarptığınız zaman gerçekten o daha önce 30 olarak bulduğunuz gün 150 güne yakın bir değer de olabilir. Dolayısıyla emin olmanız gerekir. İşte o emin olmak için de nasıl olacaksınız? Onu da yine başka bir yöntem var. Çizgi ortay analizi dediğimiz analizler yapıyoruz. Nedir bunlar? Bir tayf çizgisi düşünün. Bir tayf çizgisi sorma şeklinde bir profil veriyor bize. Burada o profili görüyorsunuz mesela. Şimdi aslında açıortayını elde ediyoruz. Yani aynı yükseklikteki, aynı kanatlara gelen noktalara karşılık orta noktaları belirliyoruz. Ve bu orta noktaların şekline bakıyoruz. Zamanla bakıyoruz. Yani T1 anında, T2 anında, T3 anında. Eğer bu profilin şekli sürekli olarak değişiyorsa, sürekli olarak sabit değilse, aynı profil biçimini vermiyorsa, o zaman bu yıldızın dikine hız değişimine neden olan etki yıldız yüzeyindeki leke kaynaklı olduğunu söylüyoruz. Ama sabit ise işte o zaman bu durumda artık bir gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bu artık onun bir gezegen olduğunu işaret ediyor. Mesela burada onu görüyorsunuz. Dikine hıza karşılık bir sektör ölçümleri var burada. Bakın yani o şu şeyin çizgi ortayın biz hız profilini, yani tepedeki noktaların, yani şuradaki hız alanını ölçüyoruz. Bu hız alanların ölçtüğümüz radyal hıza karşı korelasyonuna bakıyoruz. Eğer korele değilse, burada olduğu gibi bir korelasyon gözükmüyorsa, o zaman evet buradaki yıldızda gördüğümüz dikine hız değişimi nedeni bir gezegenden kaynaklı olduğunu söylüyoruz. Ama eğer bir korelasyon varsa buradaki şekilde olduğu gibi, o zaman da buradaki değişimin kaynağını biz gezegenden ziyade yıldız yüzeyinde bulunan işte leke gibi bir takım etkilerden kaynaklandığını hemen rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Demek ki dikine hız yöntemi de bu şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim bir diğer yöntem, doğrudan görüntüleme. İlk iki yöntem dikkat ederseniz dolaylı yöntem. Yani siz sadece ve sadece yıldızı gözlüyorsunuz. Gezegeni hiç görmüyorsunuz. Gezegen olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Gezegeninin
yıldız üzerinde uyguladığı tedirginlik etkileri sonucunda anlıyorsunuz. Bu yöntem ise, doğrudan görüntüleme yöntemi ise tam tersi, gezegeni doğrudan gördüğünüz bir tekniktir. Ancak bunu görebilmek için de biraz daha kırmızı öte, hatta radyo bölgeye yakın bölgelerde gözlem yapmanız gerekir. Çünkü yıldızın ışığı, gezegenin ışığına kıyasladığınız zaman inanılmaz ama inanılmaz büyük oranda, büyük bir oranda, yani milyon katı kadar bir kontrast farkı oluşur. Burada mesela görsel bölgedeki bir görüntüyü görüyorsunuz, bir yıldızımız var ama bunun etrafında bir gezegen var, fark edemiyorsunuz. Bunu fark edebilmek için çok uzun dalga boylarına gözlem yapmanız gerekir. Örneğin bir kırmızı öte bölgede gözlem yaptığınızda buradaki kontrast farkı biraz daha düşük olduğu için, yani yıldız ışığıyla gezegen ışığı arasındaki bu kontrast farkı düşük olduğu için gezegeni görme ihtimaliniz yüksek. Ya da buradaki animasyonda olduğu gibi çalışmadı. Bir daha bakalım. Evet, şu an çalışmadı ama onu şurada anlatabilirim. Bir koronografi tekniğiyle yıldız ışığını kapatıyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz güneş tutulmalarını mesela niye çok fazla izliyoruz? Niye bizim için çok önemli? Güneş tutulmaları esnasında, çünkü ay diski güneşi kapatıyor. Ay diski güneşi kapattığı zaman o güneşin dış atmosfer katmanları olan korona, kronosfer gibi katmanları görebiliyoruz biz. Burada yapılan teknik de aynı teknik. Yıldız ışığını bir koronograf aygıtıyla kapatıp bloke edip böylece sadece ve sadece yanındaki bulunan kaynaklardan gelen ışığı görme şansımız oluyor. Biz buna doğrudan görüntüleme diyoruz. Bu sayede biz, şuradaki animasyon çalışsaydı aslında burada görecektik ama şu anda bir problem olduğu için gözükmüyor. Dolayısıyla biz bu yöntemle gezegeni doğrudan görebildiğimiz bir tekniktir. Ve buradan bu teknikle de biz mesela neler bulabiliyoruz? İşte yıldızın gezegenin yarıçapını, sıcaklığını, albedosunu, yani atmosferik özelliklerinde ve hatta yapısını da bu şekilde ortaya çıkartabiliyoruz. Mesela burada bakın, bir HR8799 isimli bir yıldızın bu şekilde bir görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın burada görsel bölgedeki görüntüsü, burada da kırmızı öte bölgedeki görüntüsünü görüyorsunuz. Kırmızı ötede baktığınızda burada 3 tane noktacık görüyorsunuz. Şu 3 tane noktacı, bilmiyorum fark edebildiniz mi? Bunlar bu yıldızın etrafında dolanan öte gezegenler. Görsel bölgede bunu görmek mümkün değil. Ancak çok uzun dalga boylarında siz bunları fark edebiliyorsunuz. Yalnız doğrudan görüntüleme tekniği çok yüksek, büyük çaplı bir teleskoba ihtiyacınız var. Bir de o teleskobunuzda böyle adaptif optik gibi teknolojiler olması gerekiyor. Şimdi adaptif optik nasıl bir teknoloji? Bizim adaptif optik teknolojisi bizim dünya atmosferimizin sodyum katmanına bir lazer ışını gönderiyor. Bu lazer ışınından sayesinde atmosferdeki çalkantı hareketleri modelleniyor ve bu modelleme daha sonra bilgisayar vasıtasıyla teleskopların arkasındaki bulunan aynalara uygulanıyor. Böylece aynalarda zıt yönde titreşim yaptırılıyor. Böylece dağınık vaziyette gelen dalga cephesi zıt fazda tekrar düzeltilerek doğrusal dalga cephelerine dönüştürülmüş oluyor. Bu sayede çok yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilebiliyor adaptif optik teknolojisiyle. Mesela burada GQ-Loop yıldızın etrafında adaptif optik teknolojisiyle keşfedilmiş bir gezegeni görüyorsunuz. Burada gezegen B harfiyle işaretlenmiş. Yine adaptif optik teknolojisinin farkını göstermek için güzel bir görüntü. Eğer adaptif optik teknolojisini kapatırsanız, çalıştırmazsanız gökyüzünde diyelim ki iki tane yıldızımız var, çok yakınlar birbirlerine. Bakın burada dağınık bir görüntü görüyorsunuz. Ama adaptif optik teknolojisini çalıştırdığınızda buradaki iki yıldızı ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Bu da bize bu teknolojinin ne kadar kullanışlı, özellikle büyük çaplı teleskoplarda ne kadar kullanışlı olduğunu göstermiş oluyor. Yine başka bir yıldızın koronograf tekniğiyle, yani burada
yıldız ışığı X ile göstermiş. Bak orası kapatılmış, bloke edilmiş. Dolayısıyla onun etrafındaki 3 adet gezegenin buradaki görüntüsü ortaya çıkartılmış. Doğrudan görüntüleme içerisinde bir de interferometrik teknikler vardır. Yani bu daha çok böyle radyo bölgede çalışır. Siz iki tane radyo teleskobu tek bir teleskop gibi birleştirerek daha yüksek bir ayırma gücü elde edebilirsiniz. Yani ışığın girişim olayına benzer bir vaziyette. Buna interferometrik denmesindeki amaç zaten bu. Buradaki girişim olgusu oluşturularak biz böylece radyo bölgede de ne yapabiliyoruz? Bu tür gezegenleri saptayabiliyoruz, keşfedebiliyoruz. Mesela gelecek yıllarda, gelecek zamanda uzay interferometrisi kullanılması planlanıyor. Uzay interferometrisiyle burada bir örneğini görüyorsunuz. Birden fazla teleskop birleştirilerek merkezi bir teleskoba bütün görüntüler gönderilerek böylece inanılmaz uzayda sanki çok büyük çaplı bir teleskop gibi davranmasını sağlayarak bize çok daha yüksek ayırma güçlü görüntüler elde etmemizi izin verecek bunlar. Bir başka yöntem konum ölçüm tekniği. Bu yöntem aslında animasyon üzerinde gösterelim daha iyi olacak. Şimdi bizim bir yıldızımız var ve yıldızımızın etrafında bir gezegenimiz var. Ancak bunlar ortak kütle merkezi etrafında hareket yapıyorlar. Sonuçta iki cisimden oluşan bir sistem var. Konum ölçüm tekniği de siz belli bir uzaklıktan, yani bu yıldızı ölçüyorsunuz ancak ölçüm yaparken 3 ayrı referans yıldızdan konumunu ölçüyorsunuz. Yani gökyüzündeki pozisyonunu ölçüyorsunuz. Yani yer değiştirme miktarını ölçüyorsunuz. Eğer bu yer değiştirme miktarını ölçerken tabii diğer etkileri de çıkartıyorsunuz, arındırıyorsunuz. Nedir onlar? İşte o yıldızın uzay hareketi gibi hareketler, o yıldızın öz hareketi gibi kendi bir öz hareketi varsa uzayda onları arındırıyorsunuz. Bu arındırma işleminden sonra geriye kalan ölçümler siz bir tablo üzerine geçirerek bu yıldızın öz hareketini bir şekil üzerine geçirerek ne yapabiliyorsunuz? Çıkartabiliyorsunuz. Böylece yıllara göre ne kadarlık bir öz hareketi yaptığını bulabiliyorsunuz. Ve bu öz hareketinin irdelemesiyle de burada bir takım parametrelere ulaşmanız mümkün. O parametrelerden bir tanesi mesela da gezegenin kütlesi, gezegenin açısal ayrıklığı gibi parametreler, onları bulabiliyorsunuz. Mesela burada ki şekilde 10 parsek uzaklıkta biz güneşimizi izleseydik, 2020 yılına kadar izleseydik, 2020 yılına kadar bizim güneş sistemimizdeki bulunan bütün gezegenlerin güneş üzerinde uyguladığı yer değiştirme miktarlarını görürdünüz. Bakın burada 1990'dan başlayarak böyle elips benzeri hareketler çizerek en son 2020'ye kadar olan bu şekilde gökyüzündeki yer değiştirme miktarını görüyorsunuz. Yalnız buradaki yer değiştirme miktarına dikkat ederseniz milyar saniyesi mertebesinde. Demek ki bu teknikte de sizin bu kadar konum ölçümü yapabilmeniz için milyar saniyesi mertebesinde hassas ölçüm yapabilen bir teleskoba ihtiyacınız var. Peki bu teleskoplar, mevcut teleskoplarımız bunu yapabiliyor mu? Bakın burada aslında hangisi yapıyor, hangisi yapamıyor onu bize göstermiş oluyor. Şimdi 1989'da 93 yıllar arasında çalışmış olan Hipparcos teleskobu, bakın gökyüzünde 64 milyar saniyesi hassasiyetinde ölçüm yapabiliyordu. Şimdi biz biraz önceki güneşimizin 10 parsek uzaklığındaki değişimi nasıldı? Bunun içerisine aktarırsak buradaki halkanın içinde kalıyor. Yani çok daha düşük hassasiyete ihtiyacımız var. Demek ki Hipparcos teleskobun hassasiyeti gökyüzündeki yıldızların konumunu ölçerken ki hassasiyeti çok iyi değil. 2011 yılında fırlattığımız Gaia uydusu da hassasiyeti 20 mikron yay saniyesi mertebesinde. Bakın ancak Gaia gibi uydularla biz o uydulardan aldığımız verilerle bu tür konum ölçümleri yapabiliyoruz. Çok daha hassas konum ölçümleri yapabiliyoruz. Ve örneğin gelecekte işte fırlatılması planlanan uzay interferometresiyle de daha da küçük konum ölçümleri yapabilecek konumuna geleceğiz. Bu da bize bu teknikle de uzayda biz gezegen sayısında ciddi bir keşif bekliyoruz. Bir başka yöntemimiz daha var. Kütle çekimsel mikro mercek yöntemimiz.
Bu yöntem de aynı aslında transit yönteminde olduğu gibi bir fotometrik bir yöntem. Ancak Einstein'ın genel görelilik ilkesine göre çalışıyor. Nasıl bir çalışma bu? Yani arka planda bulunan bir cismin ışığı önündeki bulunan bir cismin çekimi nedeniyle bükülmesi sonucunda meydana geliyor. Bu bükülmenin maruz kalmış olan bu ışıkta da biz küçük bir parlama bekliyoruz. Bir parlama oluşuyor. Bu parlama eğer ön planda bulunan bu yıldızın mesela bizim arka plan yıldızımızın burada kırmızı olmuş olsun. Burada sarıyla gösterdiğimiz noktada bizim dünyamız ve ön planda bulunan yıldızımızın etrafında bir gezegen varsa eğer bu gezegen de küçük bir çekim alanı oluşturacak. Bu çekim alanı neticesinde ışık bir miktar daha sapacak. Işık bir miktar daha sapmasının bir sonucu olarak da burada ani bir parlama oluşacak. Aslında bunun en güzel şu animasyon üzerinde daha net bir şekilde görmüş olacağız. Yani bizim bir yıldızımız var. Burada ön planda şu anda gördüğünüz ve uzayda bir başka gezegen yıldız sistemi olduğunu düşünelim. Bakın ön planda bulunan gezegen yıldız sistemi arka planda bulunan yıldız ışığını ne yapıyor? Kütle çekim etkisi nedeniyle büküyor. Bükmenin bir sonucu olarak da ışıkta biz bir parlama görüyoruz. Ama bu ön planda bulunan yıldızın etrafında bir gezegen de varsa işte o zaman bir ikinci parlama, ikinci bir bükülme daha meydana geliyor. Bu ikinci bükülmenin bir sonucu olarak da biz buradaki eğride gördüğümüz gibi parlamada bir artış bekliyoruz. Bu da bir gezegenin varlığına, yani bu ön planda bulunan yıldızın etrafında başka bir cisim olduğuna işaret ediyor. Tabii kütle çekimsel mikromerciklama yöntemi zor bir yöntem. Çünkü gökyüzünde bir kere iki yıldızın çok iyi hizalanmış olması gerekiyor. Yani bu hizalanmanın olması olabilmesi için de bu iki yıldız işte 1 milyar yıl saniyesinden daha da küçük birbirlerine uzayda yakın olması gerekiyor. Ancak ve ancak o zaman bu sistem öyle çalışıyor. Aksi takdirde bu sistem bu yöntemle gezegen keşfi çok zor. O yüzden kütle çekimsel mikromerceklama yöntemiyle gezegen keşfetmek istiyorsak daha çok böyle yıldız sayılarının sayısının fazla olduğu bölgelere bakmamız gerekiyor. Çünkü o bölgelerde ne olacaktı? Yıldız sayısı fazla olduğu için onlar aynı hizaya gelme ihtimali daha fazla. Dolayısıyla böyle galaktik merkez gibi yerlere baktığınızda o tür yerlerde bunları daha fazla göreceksiniz. Bu şekilde de yine kütle çekimsel mikromercekleme yönteminin nasıl çalıştığını gösteriyor. Arka planda bulunan yıldızın ışığı bakın burada mavi ile geliyor bize. Ön planda bir yıldızımız var. Ön planda bulunan yıldızımız sapma uyguluyor. Kütle çekimsel bir sapma oluşuyor. Bir parlama oluşuyor. Dolayısıyla aşağısında hemen anlık olarak artan ve azalan bir parlama meydana geliyor. Bu ön planda bulunan yıldızın bir de gezegeni varsa, bakın şekliniz bu sefer sağ tarafına bakarsanız, bu gezegen de bu yıldızın etrafına dolanıyorsa, bakın hemen altındaki bu parlama ilaveten, bakın bu parlamaların üzerinde ilave ek parlamalar oluşuyor. Bu da bize bu olayın nasıl olduğunu gösteren bir başka şekil. Bu da daha önce gözlenmiş olan, kütle çekimsel mikromercek yöntemiyle gözlenmiş olan bir gezegenin keşfinin görüntüsü. Bakın. Önce bir parlama oluştu. İkinci bir parlama, hatta burada üçüncü bir parlama daha oluşuyor. Bu sayede biz bu yöntemle de bir yıldızın etrafında gezegen varsa onları saptayabiliyoruz. Şimdi süremizde evet epeyce bir zaman aldık. Onun için buraları biraz hızlı geçeceğim. Son yöntem diyelim artık buna. Bir de en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de zamanlama yöntemi kullanıyoruz gezegen keşiflerinde. Bu zaten ilk pulsarlardan ortaya çıktı. Hani pulsarlarındaki erişim zamanlarındaki izlenen dalgalanmanın etkisi ortak kütle merkezi etrafındaki bir yörünge hareketin sonucu olduğunu kanaat getirmiştik. Dolayısıyla yağ pulsar gibi kaynakları inceleyerek, ondaki puls zamanlarını inceleyerek bu şekilde gezegen keşfedebilirsiniz bu zamanlama yöntemiyle. Ya da TTV dediğimiz yöntemimiz var. Bu yöntem çoklu gezegen keşfetmemize izin veriyor. Diyelim ki daha önce bir gezegen geçişiyle böyle bir geçiş göstermiş bir sistemimiz var. Buradaki şeklin en üst kısmına bakın.
Ancak siz bunu sürekli gözlüyorsunuz. Bu tutulmaları, yani bu geçiş anlarını sürekli gözlüyorsunuz ve aşağı doğru maviyle gösterilen doğrultu boyunca indiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Bu tutulmalar, yani gezegen geçişleri sürekli olarak yer değiştirmiş. Yani bir salınım hareketi yapmış. İşte bu salınım hareketini eğer siz bir grafiğe geçirirseniz, biz buna dönem analizi diyoruz aslında. Bu tutulmaların dönem analizini yapıyoruz. Bu dönem analizleri vasıtasıyla siz ilave gezegenlerin varlıklarını keşfedebiliyorsunuz. Bu yöntemin en güzel yanlarından bir tanesi bize şunu sağlıyor. Birden fazla öte gezegeni keşfetme imkanı veriyor. Yani bir yıldızın etrafında bir değil, 2, 3 veya 4 tane daha bileşen varsa bu 3 veya 4 bileşenin keşfetmesine izin veriyor. Ancak uzun zamanlı, soluklu bir iş. Dolayısıyla bunları sürekli olarak gözlemeniz gerekir. Bunu yine en güzel gösteren şeylerden, animasyonlardan bir tanesi bu. Bizim bir yıldızımız ve gezegenimiz var. Bakın bunlar gezegen yıldızın etrafında dolanıyor. Başka bir yıldızımız yok. Siz ne yapıyorsunuz? Zaman tutuyorsunuz. Ne zaman önünden geçiyor? Tam ortasından geçtiği anı ne yapıyorsunuz? Kronometrenizde basıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Başka bir zaman tekrar bakıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Hep bu kaydettiğiniz zamanlar hep aynı zamanda ortaya çıkıyorsa bir sorun yok demektir. Yani demek ki bu yıldızın etrafında başka bir gezegen yok. Ama yağ varsa, şimdi onu göreceğiz. Yani bir değil, ikili bir sistem, hatta üçlü bir sistem varsa o zaman ne olacak? Siz ikincisinden haberdar değilsiniz. Yani sadece birinciyi gözlüyorsunuz. O birinciyi gözlerken işte yine kronometrenizi tutuyorsunuz. Önden geçtiği anda tam ortasından, yıldızın ortasından geçtiği anda zamana basıyorsunuz. Başka bir zaman tekrar basıyorsunuz. Ancak bu zamanların uyuşmadığını görüyorsunuz. Bu uyuşmamasının sebebi de gezegenlerin birbirleri üzerinde uyguladığı kütle çekimsel tedirginlikler. Bu da bize bu sisteme bağlı başka bir sistem daha olduğunu gösteriyor. Bu sayede, bu yöntemle de biz çoklu gezegenler keşfedebiliyoruz. Buna da Transit Time Variation ya da TTV dediğimiz bir yöntemle de bu sayede biz gezegenler keşfedebiliyoruz. Mesela burada keşfedilmiş öyle bir gezegen var. WASP-47C. Aslında WASP-47B gezegenin bu transit zamanları, bakın böyle çizilmiş bir sinüs benzeri bir eğri ortaya çıkmış. Dolayısıyla incelendiğinde bunun bir tane daha bileşenden kaynaklandığı ortaya çıkmış. Süremizde zaten epey aşıyoruz galiba. Onun için buralara geçeceğim. Şu yönteme de değineyim sadece. Eclipsing Binary Minima Timing yöntemi var. Bu yöntemde aslında gökyüzünde gördüğümüz çift yıldızları gözleyerek öte gezegen keşfediyoruz. Ve bu yöntemle keşfedilmiş öte gezegenler de var. Yani düşünün, bir çift yıldızımız var. Bu çift yıldız orta kütle merkezi etrafında birbirinin etrafına dolanıyorlar. Ve bu dolanma esnasında ışıkların dönemini olarak örtüyorlar. Ne olacaktır? Yine tıpkı transit anında olduğu gibi öte gezegenlerde bir tutulma profili oluşuyor burada. Eğer siz o tutulma profillerindeki tam orta noktaların zamanlarını zamana karşı sürekli bunları gözlerseniz ve bir grafiğe geçirirseniz, bu grafikte eğer bir tedirginlik görürseniz ilave bileşenin olduğunu gösterir bunlar bize. Dolayısıyla bu ilave bileşenlerin varlığı sayesinde biz bu çift sistemin etrafında bir gezegenin de keşfetme olasılığımız var. Bu yöntemle keşfedilmiş gezegenler de var. Bu da bizim son şeyimizdi. Ama ben şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bugüne kadar keşfedilmiş öte gezegenlerin bizim galaksimizdeki birer dağılımı çizilmiş. Bakın, Güneş burada, galaktik merkeze doğru doğrultusundaki olanlar sizce hangileri olabilir? Bunlar tabii ki mikro mercekleme yöntemiyle keşfedilmiş olanlar. Çünkü mikro mercekleme yöntemi en doğru ve hassas çalışabildiği yer burasıdır. Yani ne kadar galaktik merkeze bakarsanız orada yıldız sayısı ve yoğunluğu fazla olacağı için aynı hizaya denk gelmiş olan yıldızları görme olasılığınız çok daha fazladır. Dolayısıyla bu doğrultudaki keşiflerin birçoğu mikro mercekle keşfedilmiştir. Bir çıkıntı daha var burada. Mesela bu çıkıntıda uzaya fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu'ndan kaynaklanıyor. Kepler Uzay Teleskobu gökyüzünde böyle bir alanı gördüğü için, bakın burada
Kepler Uzay Teleskobu işte 2500 küsür kadar geçiş yöntemiyle gezegen keşfetti. Dolayısıyla buradaki sayıların büyük bir çoğunu bu Kepler Uzay Teleskobu gösteriyor. Burada yakınlaşırsanız da bakın ne kadar Güneş'ten, dünyadan ne kadar uzak olduğumuzu burada hemen görüyorsunuz. İşte 1341 ışık yılı uzaklıktan şu anda Güneş'e bakıyoruz. Buradaki keşfedilen bütün öte gezegenlerin aslında şeye çizilmiş, bir grafiğe aktarılmış bu şekilde. Böylece gezegenleri de, bu keşfedilmiş gezegenleri de dağılımını görebiliyorsunuz. Bunu dünyadan bakma şansınız var. Yani siz dünyadan baktığınızda nerelerde gezegenler keşfetmişik gördüğünüz gibi aslında gökyüzünün birçok yerinden, birçok alanından gezegen keşfettiğimizi görüyoruz. Ama bazı yerlerde sayının fazlaca yoğun olduğunu görüyoruz. İşte onlar nelerdi? Bunlardan bir tanesi işte Kepler Uzay Teleskobu'nun baktığı yer. Diğeri de mikromercekleme yöntemiyle bizim galaktik merkez doğrultusu boyunca baktığımız yer olarak söyleyebiliriz. Benim sunum burada sonlandırılıyor. Hocam çok teşekkürler sunumunuz için. Çok ilgi çekici ve çok güzel bir sunumdu. Ağzınıza sağlık. Yalnız süremizi oldukça aştık. Evet. Bu sebeple hemen bir soru alabiliriz. Hemen onu sorayım size. İzleyicimiz Mesut hocamız HD 208.897 öte gezegeninin keşfinde hangi yöntemleri kullanmış? Bu çalışmasında hangi gözlem evlerinden yararlanmış diye sormuş. Biz bu şeyde aslında sunum esnasında belirtmiştim. Biz dikine hız yöntemini kullandık. Yani sadece yıldızın radyal hız ölçümlerini yaparak ama tabii o radyal hız ölçümü yaparken bahsettiğim gibi bir iyodin sorma hücresi kullandık. Çünkü bu kadar hassas dikine hız ölçümü yapmanız mümkün değil. Bu cihaz bize bu ölçümümüze yapmamıza izin veriyor. Bu yöntemi kullanarak biz gözlediğimiz bir yıldızda böyle sinüs benzeri bir değişim olduğunu ortaya çıkarttık. Yine bakın sunumumuzda da söylemiştim ben. Gezegen olduğunu anlayabilmek için teyit etmemiz gerekiyordu. İşte nasıl teyit edeceğiz? İşte bir kere leke kaynaklı olmadığını anlamamız gerekiyor. Bir takım analizler var. Bu tür analizler yaptıktan sonra da sonucundan emin olduktan sonra onu artık bilim dünyasına duyuruyorsunuz, yayınlıyorsunuz çalışmanızı. O şekilde kabul görüyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soru Nihan Kardan'dan gelmiş. Keşfedilen öte gezegenlerin adlandırılmasında nasıl bir süreç izleniyor? Evet. Şimdi biz ilk keşfettiğimizde bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi gezegenin adı ne olacak sorusuydu. Şimdi gezegenin adı şöyle. Gezegenlerin isimlendirmesini Uluslararası Astronomi Birliği karar veriyor. Yani siz kendiniz karar veremiyorsunuz. Keşif sahipleri de karar veremiyor. Ama eğer mesela bir kuyruklu yıldızı keşfederseniz çok güzel. Kendi adınızı verebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi adınızını taşıyan bir kuyruklu yıldız olabiliyor. Ama iş gezegenlere gelince öyle değil. Uluslararası Astronomi Birliği'nin bu yönde belli kriterleri var, belli kararları var. O kurallar çerçevesinde oylamaya sunuluyor. O oylamadan sonucunda o gezegenin ismi ne olması gerektiğine karar veriliyor. Böylece de işte oylamada en çok hangi oya aldıysa o yıldıza ve gezegenine o isim verilmiş oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Bu son sorumuzmuş. Çok teşekkürler tekrar sunumunuz için. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimle oldunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Vaktimi biraz açtım ama çünkü sunum da epey uzundu. Bu konuştukça konuştuk. Umarım keyifli bir sunum olmuştur.